Rüzgarlı Tepe'nin yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ne aldığımı merak ediyorsun. Bana karşı bir şeyler hissettiğin için belki de. Ben çok özür dilerim. Babaannemle ilgili acil bir durum oldu da annemle konuşuyordum. Benim telefonumun şarjı bitti. Keşke beni kıskandığın için kullanmış olsaydın telefonu. Al. İzin almadan kullanmamam gerekiyordu biliyorum ama durum acil olunca mecbur kaldım. Kusura bakma. Yok, önemli değil. Babaannen iyi miymiş bari? İyi, iyi şu an. İlacını içmemiş, onunla ilgili bir sıkıntı olmuş ama şimdi iyi. Sevindim. O zaman ben işimin başına döneyim. Neyse, en azından ne aldığını görmüş oldum. Üstelik Berna'yı almış bir de. O da öyle bir sordu ki hediyeyi. Yanlış anladım, ne yapayım? Peki bu seni niye bu kadar mutlu ediyor Zeynep? Biz zil takıp oynamadığın kaldı yani. Telefonumu karıştırdım Esma ya. Rezillik. Hiç senin yapacağın hareketler değil bunlar Zeynep, hiç. Çocuğun sözüne inandım ya da sadece inanmak istedim aslında. Sonunda kalbi paramparça olan yine ben oldum. Niye öyle bakıyor bana? Kesin telefonumu karıştırdığımı anladı. Hayır, anlamıyorum. Neden canım bu kadar yanıyor? Yok, dayanamayacağım. Bir nefes almam lazım. Yok ya, anlamamıştır. Başka bir şey var. Evet, bu hissi tanıyorum ben. Sanki canı yanıyor da söyleyemiyor gibi. Öyle tabii. Adam işini gücünü bırakıp yardım etmeye geldi. Benim onu bir kovmadığım kaldı. Hatta onu bile yaptım. Ah Zeynep, ah sen hiç böyle bir insan değildin ya. Ama yok. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Keyif zamanı. Tam da sevdiğin gibi oldu. Niye zahmet ettin? Ama canın istemedi bir şimdi. Aa, olur mu öyle? 40 yıl hatırı vardır derler.
İçmezsen hatırım kalır valla. Burası bana çok iyi geldi biliyor musun? Çok huzurlu. Evimde gibi hissettim kendimi. Öyle mi? O zaman çıkar gidersin sen şimdi. Niye gideyim canım? Ne bileyim. Hani evden, her şeyden, hatta herkesten uzak kalmak istiyormuşsun ya. Ah Zeynep. Sen karşındakinin Ali Fırat olduğunu unuttun ama o yine hiçbir şeyi unutmamış tabii ki. Biraz sus artık. Burası da çok güzel olacak değil mi? Hı. Sayende. Sen de az iş yapmadın. Ne yaptım ki ben sanki? Ben olmasaydım daha mutlu olurdun herhalde. Deme şöyle. Ama öyle. Tatilini mahvettin baksana. Hayır. Ben tam aksine karmaşadan uzak, sessiz sakin bir yerdeyse... Tanıdığım insanlarla sakin bir tatil geçirmeyi severim zaten. Seninle mi diyecekti? Sen nasıl tatilleri seversin? Zeynep. Konuştukça batıyorsun. Niye sordun şimdi bu soruyu, niye? Sürekli konuştuğuna göre durumumu anladı herhalde. Toparlanmam lazım. Böyle dağılmak hiç yakışıyor mu sana Halil? İnan bana, o kadar uzun zaman oldu ki tatile gitmeyelim. Eskiden arkadaşlarla beraber toplanır giderdik. Ama böyle sessiz, sakin... Kalabalıktan uzak yerlere. Zaten kalabalık ve böyle popüler yerlere de ihtiyacımız olmazdı pek. Kendi başımıza eğleniyorduk. Tatil fotoğraflarımızı görmek ister misin? Ya mesela şunlar. Yok, gerek yok. Ama bir bak. Yok, gerek yok. Zeynep, bir bak. Gerek yok dedim. Bir bak. Başka fotoğraflarınız var mı? Var ama çok fazla yok öyle. Zaten bir iki gün kalıp döndük. Grupça hareket ederdik. Bizim bir arkadaşın işi çıkmıştı. Yani işi olanın bizde aklı kalmasın diye geri döndük tatilden. Alper, amacın ne senin? Böyle bir şeyi niye yaptın? Bir şey mi oldu?
Yok. Belli ki çok güzel bir tatil olmuş. Hepinizin yüzü gülüyor. Öyle. Kalabalık giderdik zaten. 10-15 kişi falan giderdik tatile. Hatta mesela bu. Adı Bahtiyar. Benim oda arkadaşımdı. Sabaha kadar horlardı. Uyutmazdı beni. Bando takımı gibi. Halil, askerde komutana tekmil mi veriyorsun? Ne gerek vardı bunca açıklamaya? Zeynep'in umurunda mı sanki bunlar? Alper, onunla görülecek bir hesabımız var artık. Düşündüğümden de tehlikeli bu adam. Kim? Prens. O. Bir de sarışın bu. Sarışın prens mi olur? Öyle üretmişler, ne yapabilirim? Takıldığın şeye bak. Peki bu? Kötü kalpli üvey anne. Yalnız bu biraz sanki... Teyzeme benziyor bu. Yok ya. Kim? Sana öyle gelmiştir. Ben bırak sen şunları bir. Sen hikayeyi biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki. Kırmızı başlı kül kedisi ve 7 adet cüce arkadaşı. Halil ya. Hı. Zaten gerginim, dalga geçme benimle. Ne var bunda gelecek? Alt üstte eğleneceğiz beraber. Ben senin kadar rahat değilim işte, kusura bakma. Duygularımı karşımdakine... Yani seyirciye aktarmakta zorlanıyorum. Tabiatım böyle, ne yapayım? Al işte, herkes bize bakıyor. Kimsenin bizi gördüğü yok Zeynep. Olsun. Gidiyorum ben. Dur, dur. Bak bunu birlikte yapacağız. Beraber yapacağız. Başlayalım hadi. Bekliyorlar. Hadi. Yıllar önce uzak bir ülkede yaşayan... Beğenmediler. Ya dur. Seyirci böyledir her zaman. Hikayenin akışına bakmaz. Sonuçta ilgilenir. Hep bir beklentileri vardır. İyi de ne yapacağız? Baloda tüm gözler prensin üzerindeydi. Prens normalde sarışın değil. Ama o gün saçlarını sarıya boyatmıştı. Prense bak. Prensin gözleri ise sadece tek bir kişinin üzerindeydi. Kül kedisi. Merhaba hanımefendi. Bu dansı bana lütfeder misiniz acaba? Ben buraya kendi başıma kalmaya, eğlenmeye geldim. Lütfen beni rahat bırakın. Bu nasıl kül kedisi Zeynep? Modern olanı, işine gelirse. Kül kedisi, kül kedisi. Neden dans etmediğinizi söylerseniz... belki affettirebilirim kendimi. Ya siz değil miydiniz geçen sefer beni dans pistinde tek başıma yalnız bırakan, ha?
Ben yani şey isteyerek yapmamıştım. Birinin duygularıyla oynamak, onu üzmek çok kötü bir şeydir, değil mi çocuklar? Özür dilerim. Ben o zamanlar kıymetini bilemedim. Ama şimdi çok değiştim. Affet beni. Peki madem, çocukların hatırına sizinle bir dans edelim. Prensin kötülüğünü istiyorsun ha? Hayır, yalan söylüyorsun. Gel buraya. Senin yüzsüz. Kaçma. Yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Dokunma ona. Aa, prens. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Hakkımı helal etmiyorum. Prens efendi. Bu zamana kadar neredeydiniz? Ben çok üzgünüm. Birini haksız yere suçlamak çok kötü bir şeydir. Değil mi çocuklar? Köy kedisi. Acaba şu ayakkabıyı dener misiniz? Sahibini arıyorum da. Onun sahibi ben değilim. Sizsiniz. Çünkü ben ne zaman yolumu kaybetsem sizinle geri buluyorum. Bu ayakkabının da kalbimin de sahibi sizsiniz demek ki. Buldum sizi. Benimle evlenir misin? Benim kafam çok karışık. Ben de tüm bu karışıklıkları çözmek için buradayım zaten. Eğer izin verirseniz, nedenini anlatırsanız... Anlatamam. Çünkü ben de bilmiyorum. Evet, artık. De bitsin şu oyun. Benimle evlenir misiniz? Evet. Duyamadım. Evet, evlenirim. Arkadaşlar, bu masal yanlış. Sonunda prens kır kedisini öpüyordu. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Allah Allah. Ben aynı üründen başka sipariş vermedim ki.
yanında Zeynep telefonumu kullandığı zaman. Demek telefonuma bakacak kadar merak etti kime ne hediye aldığımı. Artık nasıl paniklediyse yanlışlıkla tekrar etmiş siparişi. Sen beni gerçekten kıskanıyorsun. Bunun başka bir açıklaması olamaz artık. Eğer bu kadar kıskanıp merak ettiysen, sen de bana karşı bir şeyler hissediyorsun Zeynep. Neden böyle bakıyor?